Şükürler olsun. Bir cuma akşamı yine karşınızdayız. Rabbim size razı olsun. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mercek programı ile kıymetli konuklarımızla birlikte beraberiz. Gündem yoğun, gündemimiz özel. Müslümanları ilgilendiren özellikle dünya Müslümanlarını, biz Müslümanları, kör, sağır, dilsiz olanları da etkiler. Evet, Müslüman ama hem kör hem sağır. Evet. Hem dilsiz. Bu şekilde bir hadis-i şerif vardır. Birazdan inşallah onu da söyleyeceğiz. Ondan önce kıymetli izleyicilerimize inşallah beraber tanışalım. Nafi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz. Tabi bugünkü konu Filistin, Gazze, mazlum coğrafyada Müslümanların katledilmesi, yani onların durumları olduğu için. Evet. Çok iyi olduğumuz söylenemez açıkçası. Evet. Gönlümüz, yüreğimiz buruk. Moralimiz bozuk dediğin gibi. Evet. Gönlümüz üzgün. Furkan Hele Hocam... ki içimizde Müslüman dediğimiz insanların evet. İsrail'e olan destekleri bizi daha çok üzüyor. Nereden çıktı artık bunlar? Nereden ürediler bilmiyoruz ama. Sözde Müslüman olduğunu bildiğimiz ve hani zannettiğimiz. Hani Müslüman olmasa bile hani Türk olarak bildiğimiz insanlar. Evet. Hani çünkü bazı kesim var ya, muhafazakar kesim hep saldırı yapan. Evet. O kesim sanki Yahudi, İsrail devleti din devleti değilmiş gibi, sanki onlara çok layık. Evet. Yahudi de, yani İsrail de Yahudi din devleti ve onların dışında bütün insanlar öldürmeye yemin etmiş insanlar yani bunlar. Onları destekliyorlar. Maalesef. Furkan Hocam sen de hoş geldin. İyisiniz hoş inşallah. Hocam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim daha iyisin. Bugün gündemimiz yoğun dediğimiz gibi konumuz mercek. Ne kadar konu varsa da şu anda tek konumuz Filistin, Gazze. Tek konumuz Müslümanlar. O yüzden çok konu var da Türkiye'de şu anda girilecek gibi değil yani. Yani bu varken hiçbir konuya girilmez bence. Bütün TV'de, bütün televizyonlarda aslında canlı yayın olarak da, düz olarak da bu şekilde program yapılması lazım, anlatılması lazım. Müslümanları elimizden gelince desteklememiz lazım. Evet, kıymetli Müslümanlar bir yandan da telefon numaramızı tekrar edelim. 0537 264 0488 numaradan bizlere istediğinizi, evet İslami soruları, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Elimize geldiğince, dilimiz döndüğünce inşallah soruları cevaplayacağız. Bir yandan bakalım soruları var mı diye. Çünkü geçen hafta da bayağı soru vardı. Biz programa başlayalım. Daha sonra inşallah soruları buradan cevaplamaya çalışacağız. Nafi Hocam, şimdi burada çok soru var. Hangisinden başlayalım dersek, ilk başta Filistin meselesi var mesela. Filistin devleti var. Demin dedin ya, özellikle bu içimizdeki Yahudiler, münafıklar, bunlar var. Evet. Bundan önce ben şunu söylemek istiyorum. Filistin meselesi nedir? Yani Yahudiler ne zaman geldi Filistin'e? Yahudilerin Filistin'de ne işi var? Yahudiler önceden mi Filistin'de vardı? Ve Filistinliler ne zamandan beri orada mesela? Şimdi Yahudi, Yahuda. Yahudalar Hazreti Musa, Hazreti Yusuf aleyhisselam ve birçok Hazreti İbrahim aleyhisselam ve birçok peygamberin orada Kudüs'te peygamberlik dönemi olduğu zamanlar oldu. Evet. Tabii Yahudilik ta o zamandan beri var. Evet. Tabi devlet olarak ne zamandan beri var? Devlet çünkü Osmanlı döneminde orada Yahudiler vardı. Hatta Osmanlı Devleti'ne İstanbul'a, Konya'ya gelip Osmanlı'nın başkentine hep yurt istemişlerdir. İşte bize yurt verin. Yani devlet, yurt değil, devlet olalım diye. Toprak verin diye. Osmanlı Devleti kesinlikle o zaman, o zamana kadar müsaade etmemiş. Tabi daha sonra maalesef bundan 100 yıl önce Osmanlı dönemi bitip Türkiye Cumhuriyeti dönemi başlama o dönemlerde Yahudiler orada ufak ufak kendilerine devletleşmeye gidiyorlar. Tabii bizim şu anki kesim buna işte yok Filistinliler toprak sattı diyorlar ama halbuki öyle bir şey yok. Evet. Kesinlikle hiç toprak satmamış. Toprak, zorla. Zaten şöyle bir şey var. Türkiye'de bile bundan 100 sene önce toprağın yok ki satasın. Yani. Ağalık sistemi var ya herkes. Bütün topraklar ağaya ait, belediyeye ait o zamanki. Evet. Çalış,
Kime hizmet ediyorsun? Hani cumhuriyet kuruldu ama senin mal varlığın yok ki. Sen o bulunduğun bölgede oranın büyükleri ağaya, ağa derler o zaman, onlara hizmet ediyorsun. Topluyorsun tarlaları, ekiyorsun. Sonra mahsulünü hep ona veriyorsun. İşte evet. Nasıl derler? Vergi verir gibi. Evet. Tabii sonradan işte tapulaşma, toprak satma, alma, bilmem ne olayları daha yeni yeni o zaman başlıyor. Tabii o dönemlerde tabii Yahudiler her zaman fırıldak çevirerek, üçkağıtçılık yaparak bir şeyleri elde ettiler. Evet. Hep yalan dolanla bir şeyleri elde ettiler. Çünkü Osmanlı döneminden çıkmış bir Filistin düşün, koca bir devlet. Evet. Yönetim şekli yeni yeni oturuyor. Ama içerisinde dönen bir sürü fırıldak ki bizim Osmanlı'nın son döneminde İngilizlerin bize oynadığı oyun gibi. Hani diyorlar ya Araplar Osmanlı'ya ihanet etti. Hayır. Kesinlikle. Arapların içerisindeki İngilizler. Evet. Onlar da azınlık Araplar. Yahudiler. Azınlık İngiliz Araplarından bahsediyorum. Yahudilere evet. Teslim olmuş. Onlar oyunlar kurarak. Evet. Oyun. İşte milleti kandırarak, devleti kandırarak, iş yaparak o zaman ki şu anki gibi sosyal medya veyahut da TV'ler, kanallar yok. Gazetede ne yazıyorsun? Çat. Bütün devlet ona inanıyor insanlar. Evet. Evet. Yahudinin elinde gazete üretimi. Yazıyor işte yok Osmanlı'da şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. Herkes okuduğuna inanıyor. Dolayısıyla bir sürü yalan dolanlarla elde edilmiş toprak vardı. Daha sonra işte 1946, 40'lara gelin. Ben kısa anlatıyorum. Tabii bunun tarihine bakılırsa. Bir insan bir şeye inanmak istediği zaman onu araştırır, okur, öğrenir. Gerçekten ölmek istiyorsa. Kör yani at gözlüğü takıp da kendi yandaşlarının yayınlamış olduğu haberlere inanıp at gözlüğü takıp dümdüz gitmez. Evet. Hakikaten bir şeylere inanmak mı istiyorsun? O zaman tarihini okuyacaksın. İşte o da geçmişini, tarihini yani. Bilmeyen insan geleceğine şekil veremez. Evet. Bugün biz onu yaşıyoruz. Biz geçmişimizi, tarihimizi bilmediğimiz için şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğimize şekil veremiyoruz. Şu an geleceğimiz bizim tehlike altında. Hiç kimse kusura bakmaz. Evet. Neden? Bakın İsrail kendileri devlet politikası olarak söylüyorlar. Bize diyor vaat edilen topraklar var diyor. Biz bunları almadan durmayız. Vaat edilen topraklar neresi? Bir ucu Hatay'a kadar, Gaziantep'e kadar dayanıyor. Bizim Güneydoğu sınırlarının 10 kilometre içerisine girecek şekilde Suriye, Irak, komple Lübnan, Ürdün bu toprakların hepsi İsrail toprakları olarak kendileri görüyorlar. Vaat edilmiş onlar için. Öyle. Evet. Öyle inanmışlar. Evet. Veya buraya gelene kadar durmayacaklar. Şimdi evet. Gelelim bu Filistin meselesine. Nasıl bunlar devletleştiler? Şimdi 1940'lara, 46'lara kadar tabi Osmanlı İmparatorluğu yok ya, dünyayı kontrol eden bir güç vardı, artık yok. Evet. Kim var? İngilizler, Amerikalılar. O zaman Avrupa kendi içinde Yahudileri öldürüyordu o zamanlar. Evet. 1946'lara kadar. 60'lara kadar Avrupa, Almanya'ya çıkmış dün, biz diyor İsrail'in yanındayız. Sen kimsin oğlum? Evet. Sen daha 1960'lara kadar Almanya'nın göbeğinde binlerce Yahudi'yi öldürmüş bir devletsin. Hocam öldürmek değil, yakarak öldürmüş. Yakarak. Bir işte, milyon Yahudi'yi yakmışlar. Yakarak aslında bir çeşit çeşit insanların aklı hayaline gelmeyecek işkencelerle, hatta tarihte bunu şey olarak not düşmüşler. Dünyada bugüne kadar bile şu düşünülüyor. En büyük katliam, ölüm şekli katliam, böyle nasıl insanın böyle aklı hayale gelmeyecek ölüm şekilleri Avrupa'da yaşanmıştır. Ve 1960'lara kadar. Evet. Ve bunu onlar yapmıştır yani, Avrupa Birliği. Oğlum Alman şu anda çok medeni bir devlet. Çok canım, maşallah. Allah Allah. Neyse. Sonuçta dünya güçleri, dünyayı önde gelen güçler Amerika, İngiliz ve Çin diyelim, o Rusya. İsrail'i tanıyor yani bunlar. Tamam, biz sizi devlet olarak tanıdık. Evet. Diyorlar yani. Zannediyorlar ki onlar, bunları tanıyorsa bitmiştir. Tamam, bütün Müslümanlar kabul etti. Evet. Yani şu an içimizdeki bilmeyenler için söylüyorum.
Onlar tanıdıkları için onlar zaten devlet oldular, İsrail. Sonra yavaş yavaş amellerine uğraşmak için türlü türlü oyunlarla Filistin, işte bugün bile bizim medya bilmiyor ya, hani tarihini bilmediği için diyor ya, evet. Gazze saldırı düzenledi. Evet. Öyle demeyeceksin. Filistin devleti İsrail'e operasyon düzenledi diyeceksin. Ne saldırısı ya? Saldırıyı kim yapar? Teröristler yapar. Evet. Saldırıyı kim yapar? Devleti olmayan. Devleti olmayan silahlı güçler saldırır. Ama Filistin bir devlettir. Evet. Ve yüzyıllardır orada Filistin halkı her zaman vardı. Filistin halkı ancak operasyon yapar askerlere. Hamas özel birlik harekatı operasyon düzenliyor diyeceksin. Bizim medya bile bilmiyor. Bilmiyor değil de aslında başkalarının uşaklarını yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla onların türlü türlü oyunlarıyla bugüne kadar gelmiş ve şu anda bizim cahil gençlerimiz, yeni nesil insanlar bir takım insanların arkasına isim vererek söylüyorum. Kendilerinin Mustafa Kemal'ın arkasına saklanarak ne yapıyorlar? Saldırıya geçiyorlar. Kime? Filistin. Lan adamlar, İsrailler bebekleri öldürüyor. Sen kime saldırıyorsun? Yok efendim, onlar toprak sattı, onlar bizi sattı, bilmem ne yaptı. Evet. Tarihini bilmiyor musun? Git araştır. Osmanlı döneminde Osmanlı padişahı Filistin'e Mustafa Kemal'i gönderiyor. Niye gönderiyor? Asker, tabur askeri, tabur komutanı olarak bir tabur askerle gönderiyor. Evet. Tek başına geri kaçıyor. Oradaki askerlerin hepsi esir düşüyor. Evet. Hocam. Ona inananlar, onun arkasına sığınanlar yine korkaklık yapıyorlar. Evet. Kime saldırıyorlar? Filistin'e. Evet. Her zaman Filistin'e. Şimdi güzel insanlar, geçmişinizi bilin. Bak böyle 50-60 yıllık geçmişe bakarak kendi ideolojinize at gözlüğü takıp dümdüz gitmeyin. Ya da iki kişinin, üç kişinin dediğine bakarak yok üstadlar, yok bilmem neler. Dümdüz giderseniz evet. Kafayı toslarsınız. Niye biliyor musun? Bugün İsrail durmayacak. Ta Hatay'a kadar gelecekler, Hadis-i Şerif'te Amikovası'na kadar geliyorlar. Ve orada büyük savaşta, Hadis-i Şeriflere göre söylüyorum, Amikovası'nda olacak büyük savaşta Müslümanların eliyle İsrail yok olacak. Evet, inşallah. Onlar bizim sınırlarımıza gelene kadar bizim içimizdeki yandaşlar hep onları destekleyecekler. Ne zaman bizim sınırımızda İsrail oldu? Ha lan bunlar bu kadar şerefsiz mi diyecek aslında onlar. O zaman anlayacaklar. Ben de diyorum ki bak kafanızı taşa sonradan vurmayın. Evet, aynen doğru. Bu Yahudilik, Yahudi dini dünyada yani değiştirdikleri için söylüyorum. Sınırımıza gelmesine gerek var mı ki hocam? İçimizdeler. İçimizde var da işte bunların sayesinde gelecekler yavaş yavaş. Toprak alanı. Ürdün'ü, Lübnan'ı işgal edip Suriye'yi. Bak geçen Suriye, dün bugün İsrail Suriye'de havalimanı vurmuş. İki havalimanını vurmuş da kimse iniş kalkış yapmasın ve oraya şey yapmasın. Zaten şöyle bir şey var. Bu 13 yıldan beri Suriye Savaşı var ya zaten. Evet. 13 yıldan beri Suriye Savaşı var. Ve daha önceki alimlerin söylediği gibi çok eskiden beri bu var yani. Suriye 3'e bölünecek. İşte şu anda belli bir kesimde YPG'de var. İşte Amerika bir kısmı yönetiyor. Bir kısmı işte. Aslında hepsi İsrail'in de adını koymamışlar yani. Evet. Sadece adını koymamışlar ama Suriye şu anda 3'e bölünmüş durumda. Bir de Amerika'nın Akdeniz'e devasa uçak gemisi göndermesi ne hikmetse bunlar hiç rahatsız etmiyor. Evet. Sanki çok iyi oldu uçak gemisi geldi de bunların öldürsün hepsini. Türkiye'de aynı şekilde uçak gemisi göndersin. Bir şey yapmasın ama göndersin. Ya bakalım kardeşim, ne olacak? Bakın şunu bir düşünün. Amerika buraya uçak gemisini gönderdiyse eğer Türkiye'nin uçak gemisi. Türkiye'nin başına bela olacak demektir yani. O uçak gemisi var ya, eğer oraya sınırlarımıza geldiyse Türkiye'nin başına bela olacak demektir. O boşuna gelmedi. O sadece Filistin için gelmez. Bizim Suriye'de yaptığımız operasyonlar engellemek için. Suriye için gelmiş, evet. İşte dün Tayyip Erdoğan soruyor, senin burada bu kadar üssün var. Niye var kardeşim? Soruyor yani, neden buradasınız? Amacınız evet. Ne sizin? Kime hizmet ediyorsunuz? Evet. Türkiye'de yok mu hocam? Şimdi
bilmem kaç kilometrelik sınırda 13 tane üssü var. Biraz bana değişik geldi o açıklama hocam. Türkiye'de toplasan 4-5 tane üssü vardır veya yoktur. Ama orada özel olarak yan yana üslerin durması, birilerini koruması, ileride işte Orta Doğu projesi var, İsrail'in büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek için bunlar adım adım. Bak, şimdi, kafir 1000 yıl öncesini düşünür. Evet. Adım adım gider hedefine, yavaş yavaş. Hocam şimdi sen dedin ya mesela biri işte devlet başkanı açıklama yaptı. Senin diyor burada ne işin var diyor, savaş gemisinin ve dünyanın en büyük savaş gemisi gelmiş yani oraya. Senin bu Akdeniz sınırında, Akdeniz'de ne işin var diyor. Sen Amerikasın, burası İsrail. Ama yanlış söylüyor. Bir kere Amerika Hristiyan devleti olsa bile Amerika'yı yöneten kim? Buna bakmak lazım. Amerika ordusunu yöneten kim? Şu anda Amerika İsrail idaresini, İsrail askeri idaresini ele almış durumda. Ve bu var yani haberlerde de var. Bakın Amerika İsrail askeri gücünü, İsrail'i ele almış durumda. Bütün gücü onlar yönetecek yani. Tamam İsrail var ama savaş gücünü onlar aldı, onlar yönetecek. Çünkü İsrail'in orada o kadar gücü yok yani. Askerlerin bir kısmı esir, askerlerin bir kısmı kaçmış, askerlerin bir kısmı korkudan gidemiyor. Az bir kısım var ama şimdi deniyor 300 bin kişilik ordu hazır. Hep milleti korku salıyorlar. E şimdi bir taraftan El Kassam ordusu da var. Ehl-i Sünnet Müslüman olan yani bu. Şimdi dediğin gibi burada gerçekten çok büyük şeyler dönüyor. Ama Rabbim Müslümanları daha da çok muhafaza etsin. Şimdi dediniz ya ne zaman Osmanlı gitti onların buraya gelmesi hızlandı. Evet. Abdülhamid zamanında bir Yahudi geliyor. Adını unuttum onu. Bir Yahudi geliyor saraya Abdülhamid'den toprak istiyor. Filistin'den toprak istiyor. Diyor ki bizi buraya yerleştir. Göçmenler olur ya hani. Şeyden göçüyorlar işte. Almanya'dan. Ben bir ifade bir yerde okumuştum. İspanya, Almanya. Yahudi diyor nereye gitse diyor. Kovdular diyor. En son gelip Filistin topraklarını yerleştirdiler. Evet. Abdülhamid de ne diyor? Orayı diyor o toprak bizim değil. O toprak benim değil. Orası diyor kanla alındı diyor. Orası kanla verilir. O toprağa bir karışını size veremem. Dedi. Gönderdi onları. Sonra ne oldu? Ha, madem kanla mı? O zaman yine gelmediler aslında Yahudiler. Dediğin gibi 1940-45'e kadar ne yaptılar? İlk başta aile aile geldiler. Yerleştiler. Mahalle, sokak. Tabi izin verildi. O zaman Türkiye Cumhuriyeti vardı. Kim yerleştiriyor bunu? Türkiye'de aynı şekilde. O zamanın hainleri Türkiye'nin içerisinde. Ve izin verdi. İzin vermese yine geçemezler. 1945-60 derken artık şu anda gelinen nokta bu. Ufacık bir yer kaldı. Aslında o haritayı da koyabilirsek ekrana, rejiden rica etsek. Aslında rejide ekibimizden bir resim, yani Filistin'in son halinin veya ilk halinin resmi eğer olursa... Yok var, koyacak arkadaşlar. Ben söyledim de. Olursa inşallah, yoksa o şekilde devam ederiz. Hocam şimdi Furkan hocama dönmek istiyorum. Burada çok konu var da bu çünkü Filistin meselesi çok uzun. En azından ben burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Filistin'de özellikle hani askeri kanada özellikle vuruyoruz diyorlar. Bir bahane tabii. Burada neden bu kadar çocuk mesela çocuk ölüyor? Burada çocuklar, bebekler genelde çok var yani. Ölenler. Yani bunun sıkıntısı nedir? Bunun sebebi nedir? Bunlar ne yapılması lazım mesela? Şimdi bugün açıklanan sayıyı okuyayım da ondan sonra konuşsun Furkan hocam. Biz bugün az önce Filistin'de ölenlerin sayısı 1417 sivil şehit olmuş. Bunların 248'i kadın, 447'si çocuk. Evet. 400 447'si çocuk, 218'i kadın. Bir de kadın. Bugün açıklandı. Sivillerden bahsediyorum. Hani Hamas askeri öldü, şu kadar öldü demiyorlar. Yok, onlar da yok yani şu kadar askeri öldü. 248 kadın, 447 çocuk öldürülmüş. Bugün açıklanan rakam bu. Şimdi ben bizim içimizdeki İsrail sevicilere söylüyorum. Böyle savaş mı olur? Hadi konuşun. Bu çocukların hakkını
tweet atın. Hadi video çekin. Konuşun ya, İsrail'e bir saldırın. 248 tane çocuğun ne suçu var? Evet. 447 tane çocuğun ne suçu var? 248 kadını neden öldürdünüz? Deyin ya kardeşim, çıkın bir söyleyin onlara karşı. Evet. Buyur hocam, söz sende, ben çok konuştum. Ben çok sinirliyim o yüzden. Hocam haritayı görüyorsun. İşte 1945 demiştik ya, 46'da yerleşmeye başladılar. 47 onlara bu, en sonunda bir en devlet son, tanındı. 67'de. En son 2012'de bu şekilde kalmış, hala böyle durmuş. Evet. Bu şekilde aslında da yani ismen o şekilde duruyor ama Utah da coğrafyayı daha şimdi, da genişletmek istiyor. Yani hocam şimdi yıllardır, kaç yılından beri bu Filistin'de zaten şey kendimizi var. Bildik bileli mesela. He, ben kendimi bildim bileli şahsen var bu olay. Evet. Hani Filistin'de o kadar yıllardır çocuklar ölürken, insanlar ölürken, hem de çok acayip derecede ölürken hiçbir şey yok. Bir Filistinli grup, Kassam Tugay'ı, kalkmış kendi haklarını savundukları için, kendi topraklarını, İsrail'e operasyon çektiği için bir anda ülkemizdeki Yahudi sevicileri evet. patladı. Yok bilmem ne çocukları öldürüyorlar, yok bilmem ne. Oğlum Filistin'de öldürülüyordu kaç senedir. Her Ramazan Filistin'e saldırılıyor. Kaç senedir Filistin'e saldırılıyor. Evet. Siz neredesiniz? Ya bu kadar sesiniz çıkıyor muydu? Maalesef. Neredeydiniz? Ya Türkiye'de aynı şekilde bak. İsrail'de ölen çocuk yok. İsrail'de ölen çocuk da yok. Ya hocam şöyle askerler bir video gördüm. Askerler sadece ölüyor yani. Şöyle bir video gördüm doğruysa. TikTok'ta İsrail'li bir TikTok kullanıcısı paylaşmış TikTok'unda. Böyle değişik değişik yatırıyorlar. Hani ölen çocuklar falan gösteriliyor ya. Çocukları falan, insanları falan yatırıyorlar. Böyle kan boya falan koyuyorlar. Öyle evet. çekim yapıyorlar. Sızdırıyorlar. Evet. Yani sivil öldürmüyorlar zaten. Kassam Tugay'ın açıklamalarına bakın. Aşkelon'u bombalayacağız diyor mesela. Aşkelon diye bir yer varmış. Evet. Aşkelon'u bombalayacağız. Saat 6'ya kadar sivillerin boşaltılmasını, sivillerin boşalması yani siviller çıksın. Evet. Orayı bombalayacağız diyor yani. Evet. Siviller çıksın diyor yani. Bu kaza namazı olan yok diyor yani bu Kassam Tugay'ın başındaki. Evet. Yani hiç bırakmamışlar. Ha. Bu insanlar kalkıp nasıl sivilleri öldürsün? Ha, ölecekse de ölsün abi. Yani hep Müslümanlar mı ölecek? Ölsün, Yahudiler ölsün. İşte yani Yahudiler... Yani masumlar ölmesin de. Evet. Savaşta böyle masumları bizim dinimizde... Burada çünkü haklı bir savaş olsa, yok yani. Kafir bile olsa masum insana dokunulmaz bizim dinimiz İslam'da. İşte ha, ama dokunuyorlarsa sana, sen de dokunacaksın hocam. Ama şimdi o beni gelip çocuğumu, ben gibi çocuğumu öldüreceğim. Öyle de bir şey yok bizde. Şimdi... Olmaz ama yani kazayla falan... İşte hedef, şaşırtma falan olursa ona bir şey diyemem. Evet. Şimdi hocam bu haritaya şöyle baktığımız zaman şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum müsaadenle hocam. Müsaadeniz varsa. Evet. Şimdi burada 1946 Filistin topraklarını görüyoruz. Evet. Yemyeşil. Koca Filistin toprakları. 1946 tarihe iyi bakın. Bizim Türkiye'de ağalık sisteminin olduğu zamanlar. Benim nenem anlatır. Bize tapum var diyor. Bütün topraklar ağanındı diyor. O zamanlarda. Bizim Türkiye'den bahsediyoruz ha. Filistin'den bahsetmiyoruz. Evet. Bütün topraklar ağanındı diyor. Sonra da kadastro ekipleri geldi de 1970'lerden sonra kadastro daha toprakları da o zaman 1970'lere çizmeye başlıyorlar. Burası senin, burası senin diyor. Evet. Dolayısıyla sen çıkıp da burada yok bunlar topraklarını sattı diyemezsin. Buradaki beyaz olanlar tabi İsrail, Yahudilerin yaşadığı yer. Ama bunlar buraya sonradan gelmediler. Bunlar yıllardır burada yaşıyorlar. Aynen. Hani sonradan buraya geldi ve sattılar değil. Çünkü onların da kutsal mekanlar, onların inanmış olduğu kutsal mekanlar burada. Kendi Hristiyanların, yani. Yahudilerin ve Müslümanların üç kutsal mekanı hep bu topraklarda. Evet. Tabi sonradan değişiyor. Niye burada değişiyor 1947'de? Çünkü dünyayı yöneten büyük güçler, Osmanlı gitti ya artık, artık evet. işleri kolaylaştı. Osmanlı evet. artık yok, bize kimse karışamaz dediler. Osmanlı'yı parçaladık, artık bize kimse bir şey diyemez dediler. Bu toprakları İsrail toprakları olarak tanıdılar. Onlar tanıdıkları için, işte Amerika, İngiltere vesaire evet. büyük güçler tanıyor ya. Çünkü neden? Ekonomik güç onların elinde, sistem onların elinde. Hangi toprakları biz tanırsak onlarla ticaret yaparız. Onlar gelişir, onlar büyür havasında.
Bu toprakları tanıdılar. Kimse sesini çıkartamadı Müslüman ülkelerden. Evet. Zamanla tabii ses çıkmıyor mu? Müslümanlar konuşmuyor mu? Biz biraz daha devam edelim. Sonra 1949-67. Bak burada Müslümanlar ne zaman teknolojiyi elde etmeye başlıyor? Buradan itibaren zaten duruyorlar. Niye? Çünkü artık yalan dolan fırıldaklarını iş artık geçiremiyorlar. Evet. Şimdi buradan sonra ne yapıyorlar? Zorbalık. Bak 1967'den sonra burada 2012 burada katliamlar başlıyor. Savaşlar, zorbalıklarla almalar. İşte diyoruz ya biz hocam az önce Furkan hocam dedi. Ben kendim bildim bileli burada savaş var. Aynı şekilde ben de 37 yaşındayım. Kendim bildim bileli burada kan akıyor. Şu an zorbalıklarla bunu yapıyorlar. Tabii Filistin devleti Gazze'den İsrail'e doğru, biz burayı İsrail olarak kabul etmiyoruz. Filistin devleti kendi içerisinde bulunan İsrail örgütüne karşı, terör örgütüne karşı bir operasyon çekiyor. Evet. Tekrar söylüyorum, bütün medyada bunu böyle biz. Filistin devleti kendi topraklarını işgal eden İsrail terörüne karşı bir operasyon başlatıyor. Operasyon neticesinde tabii ortalık karışıyor. Herkes büyük devletler konuşuyor. Büyük Amerikan gemisi Akdeniz'e gelecekmiş bu açıklara vesaire. Gelmiş. Gelmiş. Şimdi bakın burada bu olaylar başlıyorsa ya hani biz hep deriz azdan az çoktan çok gider. Çoktan çok gidiyor zaten. Evet. İsrail bakmayın medyada biz ne kadar bunlar. İsrail madem o kadar büyüksün, o kadar güçlü bir devletsin. Sen bu Gazze şeridinde olan masum insanları niye öldürüyorsun? Madem o kadar güçlüsün. He. Madem bu kadar güçlüsün, git Hamas, yani Filistin askerleriyle beraber işini bitir. Filistin'e, o kadar güçlü değil işte. Filistin'e dokunmuyor. Bunların amacı İsrail, Yahudi olmayan herkes bizim gözümüzde öldürülür. Evet. Anlayışıyla savaşa girdikleri için buradan burayı bombalıyorlar. Çoluk çocuk demeden hepsini katlediyorlar şu an. Evet, Filistin'e bir şey yapmıyor ama Filistin'in içinde çünkü yerleşmiş Yahudiler var yani. Ya burası şuraya bir şey yapamıyor, doğru. Çünkü iç içe buraya beraber. Ama burada da onlara karşı büyük baskı var. Öyle deme, burada da büyük baskı var. Burada rahat yaşayamıyorsun. Evet. Bunlar kadar rahat değilsin yani. Tabii. Dolayısıyla şimdi benim burada anlatmak istediğim içimizde olan geçmişini bilmeyen Türkler ve Müslümanlar. Geçmişini bilmeyenler. Evvela geçmişinizi bir güzel araştırın. Ondan sonra ne konuşacağınızı bir tartın. Kiminle konuşacağınızı bir tartın. Ya adam ya İsrail konsolosu İstanbul'da efendime söyleyeyim Türkiye'nin önde gelenlerinden evet. Ona mesaj atıyormuş. Başsağlığı mesajı. İşte yanınızdayız bilmem ne. Tweetler hep böyle. Onlara teşekkür ediyor videoda bir de. Onu görünce ben biraz sinirlendim daha bugün. Şimdi hocam bir yandan da sorular geliyor izleyicilerimizden ama değişik sorular var. Geç konumuzun dışında bir soru. Yine de vallahi bugün Filistin'i konuşuyoruz. Başka soru sormayacak. Evet. Adam kardeşi orada kat olmuş. Öldürüyorlar. Sen yok efendim ben namazımı kaçırdım. Kaç rekat kıracağım. Abdest söylemanları. Ya kardeşim. Bizim izleyicilerimiz öyle sorular soruyorlar ki. Evet çok enteresan sorular var. Aynı. Ya mübarekler. Artık sorularınızla kendinizi böyle geliştirin ya. İşte halen Müslüman 40 yıllık Müslüman abdest nasıl alınır bilmiyor. Şimdi anlatırsın tamam hoşgörü falan. Ya güzel kardeşim. Sen bu zamana kadar nasıl Müslümanlık yaşadın? Düz. Biz ne konuşuyoruz? 60 bana geçen TV programında şifalı bitkiler programındayız. Ben ne anlatıyorum? Mübarek bana ne soruyor? Sorsun hocam cevaplayın size. Yok kardeşim benim konum beyse cevaplamıyorum. Niye? Belki orada yakalamış. orada bu soruyu sana sormayacak da kim cevaplayacak hocam? Hocam şimdi Furkan hocamız cevaplasın. Furkan hocamdan devam etmek istiyorum. Şimdi burada Filistin devleti sınırları diye eklenmiş yine. Zaten burada bunu uzun bir şekilde anlattık burada konuları. Şimdi hep vaat edilmiş topraklar deniyor. Şimdi biliyorsunuz hak din yani dinler üçe ayrılmış. Hak din, batıl din, muharef dinler mesela. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi önceden Yahudilik vardı değil mi? Musa Aleyhisselam vardı. Musa Aleyhisselam peygamberliği gitti. Halkı bir süre sonra daha devam etti. Ondan sonra
Yahudilik yani o yine İslam dini o zaman ne oldu? Bozuldu yani. Kitapları kendilerine göre çevirdiler güya. Ondan sonra Mevla Teala İsa Aleyhisselam geldi. Hristiyanlık. Hristiyanlık. İsa Aleyhisselam da bir süre devam etti. Aynı şekilde onların dini de. En son bayağı bir yıl yani bir rivayete göre 400 yıl mı 500 yıl mı? Ondan sonra. 7 uyurlar uyandıktan sonra. Evet. Ondan sonra 310 yıl uyudular, bir uyandılar lan Hristiyan hakim olmuş. Evet. Ama her şey değişmiş. Bizim inandığımız din böyle değil diyorlardı. Evet. Böyle değildi. Onlar da şaşırıyor. Hak dinde tabii o zaman Allah-u Teala ne zaman ki İslam dini geldi, bu dini ben indirdim. Diğer dinleri de indirdi ama o dinlere bir söz vermedi. Ama İslam dinine, bu Kur'an-ı Kerim'e kıyamete kadar Rabbimiz onu biz indirdik, biz muhafaza edeceğiz, biz koruyacağız dedi. Ve bu İslam dini de kıyamete kadar devam etti. Ama Yahudilik öyle değil. Yahudilik diye bir din yok. Hristiyanlık bir din yok. Bunlar sadece uydurulmuş. Bir takım kendi alimlerince hahamlar, papazlar, hahamlar diyelim, eski hahamlar ne yaptılar? Allah'ın ayetlerini değiştirdiler. Cüzi bir miktara. Az bir paraya İncil'i de değiştirdiler, Tevrat'ı da değiştirdiler. Ve şu anda ona inanıyorlar. Bu şekilde ve bu doğru diyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hak din sadece İslam'dır. Ondan başkası asla kabul edilmeyecektir. İslam'dan sonra ama. O yüzden şu anda kendilerince bir kitap uydurdular. Bir vaat edilmiş topraklar çizdiler. Cetvelle çiziyorlar kimileri. Buralar bizim diyorlar. Fırat Nehri diyorlar. Ama Rabbim inşallah biz görmesek evlatlarımız olur. Rabbim onlara inşallah fırsat vermesin. Amin. Hocam şimdi... Tabii fırsat vermemesi için şimdi bizim Türk, şey evet. yapmamız lazım. Geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Çocuklarımıza iyi öğretmemiz lazım. Şimdi eğer okula gönderiyorsun çocuğunu, 1. sınıftan 4. 4-4-4-8. Şimdi Furkan hocama sormak istiyorum. Bu çocuklar okula gittikçe, yani üniversiteye kadar bu çocuk okula gidiyor. Öğretmenleri seviyor çocuk yani bir zaman sonra. Öğretmenini seviyor, arkadaşlarını seviyor, arkadaşlarını özeniyor. Bu çocuk şimdi hep yalan dolan bir şekilde öğreniyor yani. Tarihini de öğreniyor. Şimdi nasıl olacak ki bu gelecek nasıl olacak yani? Bir medrese olması lazım değil mi? Medrese şart değil mi? Şimdi şöyle hocam, şart tabii ki şart. Medrese zaten Osmanlı zamanında da medreseler varmış. Osmanlı bu yüzden o kadar yıl boyunca hükmetmiş dünyaya. Ne kadar istemeseler de, sevmeseler de, padişahlara iftira da atsalar, yok bilmem bütün padişahlar alkol kullanıyormuş, bilmem neymiş, çıkmış 2-3 tane kendini bilmez tarihçiyim diyen insanlar, saçma sapan yok Musa Aleyhisselam yoktur diyorlar. Sen tarihleri kimsin, kendi yazan insanlar. Sen kimsin de Musa Aleyhisselam yok diyorsun. İşte o tarihleri kendileri yazıyor. Neye göre kime göre? Kur'an-ı Kerim'i okudun mu? Hangi çeviriyi okudun? Hangi Kur'an-ı Kerim'i okudun? Ben bunların tarihten anladıklarını zannetmiyorum. Sadece bazı insanlar tarafından tarihçi olarak nakledilerek gençlerin önüne sürülmüş bir takım proje insanlar olarak düşünüyorum ben. Adam çıkıyor yayın yapıyor şeyde, bazı böyle şeylerde, çoğu TV kanallarında yayın yapıyorlar. Adam çıkartıyor şey gösteriyor. Tamam sen bunu nasıl aldın gittin? Senin iznin var, okey iznin var. Sen nereden biliyorsun, nasıl vurdun, nasıl şey yaptın? Evet. Çıkartıyor gösteriyor, yok bilmem bakın burada delil var, burada ne var? Adamın yaptığı şey kartonun üstüne bastırmış bir kağıdı. Yepyeni bir kartonun üstüne bastırmış kağıdı. Gösteriyor onu. Getir, gerçeğini getir. İzin al, getir, göster. Evet. Kimse şimdi Osmanlıca bilmiyor. Yani evet. Osmanlıca dediğim yine Türkçe olarak konuşuluyor. Evet. Alfabe değişik. Bir gecede insanlar cahil bırakıldı. Evet. Ya ben küçükken bunları çok duyuyordum ama büyüyünce daha çok anladım. Bir gecede insanlar cahil bırakılma şeyini. Evet. Nasıl yani, cahil bırakılır?
Latin alfabesine geçerek cahil bırakılmış bir gecede insanlar. Evet. Şimdi o zamanda yeni nesiller hep böyle Latin alfabesi öğrene 600 yıllık alfabesi, belki de 1000 yıllık, 1500 yıllık alfabesini bırakarak bütün tarihini silmişler. Tarihten anlamıyoruz. Evet. Okuyamıyoruz yani Osmanlıca. Yani bir takım iki tane, üç tane ihtiyar, yaşlı, kendini bilmez, tarihçi çıkmış, bir şeyler anlatıyor. Ona inanıyorlar. Şimdi bir tane programa çıkmışlar. Evet. O programda yok. Malum kişiler. Arkadaşlar Filistin toprakları satmıştır. O satmamıştır demek yalandır falan filan. Ya bırakın bu işleri. Yani araştırın. Sadece bir noktadan bakmayın. Nafi hocamızın dediği gibi. Şimdi araştırın yani. Sen sadece kilitlenmişsin ona, o noktadan bakıyorsun. Diğerine bak, diğerine bak. Hangisi kafana yatıyorsa. Onu bilerek çıkarıyorlar. Onun binlerce seveni var. Yani o tarihçi, sözde tarihçi, tarihle alakası yok. Doğru bildikleri de var. Sen televizyona çık, bu programa çık, sözde tarihçi. Sen şunu şunu söyle. Bu da var yani. FETÖ diye bir şey çıkarttılar. FETÖ. Var, evet. Var mı? Var. Evet. Harbiden yani teröristler mi? Teröristler. Ama bu insanlar böyle giyinmiyordu ki. Evet. Bu insanlar böyle giyinmiyordu ki hocam. Bu insanlar yani hocalara mı düşmanlık? FETÖ'den sonra yok bilmem size güven kalmadı, size şey kalmadı. E kime yani, güveneceksin? Kendi şeyini yani yiyen adama mı güveneceksin? Bizim kisve gibi değillerdi ama onlar işte sinsi devleti ele geçirdi. Kendi şeyini yiyen adama mı sen inanıyorsun? İnanıyorsan o zaman... Evet. Ama bilim profesör yani etiketi var. Üniversitede eğitim veriyor yani şimdi. Şey yapmayalım şimdi adama. Yani işte Rabbim gençlerimizi bunlardan uzak tutsun diyoruz ama bunlar padişahlara eğitim veriyorlar. Padişahlara, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Sultan Selim'e, ondan sonra gelen padişahlara diyor ki adam, bu adamlar diyor şey içerdi diyor, alkol alırlar diyor. Kafayı bulurlardı sabaha kadar diyor. Resmen bunu söylüyor yani. Onu zaten şeyle yaptı. Şimdi bizde şöyle bir şey var hocam. Bu adamların kalkmış söyledikleri her şeyi nerede yok. Bir tane mesela hocam geçen Instagram'da karşıma bir şey geldi. Bir yer açmışlar. Devlet adında. Devlet bir yer açmış. Tarihsel bir yer. O tarihte canlandırmışlar yani. Maketler falan var oynuyor. Böyle Topkapı Sarayı'nda mı bir yerde maketler var oynuyor giriyorsunuz bakıyorsunuz. Bir baktık İlber Ortay onaylı diyor. Bir de onay veriyor yani. He. Evet. Kim bu adam abi? Neyi onay veriyor? Tarihçi. Şimdi bizde Osmanlı dönemi çok böyle muhteşem bir dönemdi Osmanlı dönemi. 600 yıllık bir hükümdarlık ve dünyaya hükmetmek, dünyada her yere Osmanlıca yazısıyla bildirim göndermek, mektup yazmak ve sana öyle cevap gelir ve vergi toplarsın o şekilde. Ta Amerika'dan bile biz vergi alırız mesela o zaman dönemlerde. Tabii son dönemlerde işte Latin alfabesinin gelmesi amacı zaten halkı cahilleştirmek. Onların ama uydurduğu yalan ne? İşte okuma yazma oranı çok azdı Osmanlı'da. Sonradan işte biz geldik de okuma yazma oranı ne alakası var? Hocam Çin kendi alfabesini kullanıyor, Rusya kendi alfabesini kullanıyor. İşte sen Osmanlıcanı değiştirip Latin alfabeye geçersen tabii halk bir gecede cahil kalır. Tabi okuma yazma oranı düşer. Onu yani, söylemiyorlar mı? Bunu söylemiyorlar. İşlerine gelmiyor. Sonra yoksa ne oldu? Hani değiştiriyorlar ya bakın. Evet. Aslında 1923'e kadar her şey güzeldi. Cumhuriyet kuruldu çok güzel. Bizim şeyimiz karşı çıktığımız yerler 1923'ten sonra 1940'lar 37'lere kadar 45'e kadar hatta alınan kararlar, kanunların değiştirilmesi. İşte aslında 1923'te biz Cumhuriyeti kurduğumuz zaman Osmanlıca yazıyorduk. Yazıyorduk ha, konuşuyorduk. Evet. Türkiye'nin resmi dili Osmanlıcaydı. Sonradan bazı şeyler tek tek değişti. Sonra tabi burada büyük güçler yine ne yaptılar? Ülkemizde bazı şeyleri değiştirdiler. İşte TV yayınlarına, TV çıkmaya başladığı zaman işte tarih bizim geçmişimiz yani geçmişimizi TV kanallarında Türk sineması adı altında insanları aklını bulandırdılar. İşte Osmanlı padişahları böyleydi. Osmanlı şöyleydi, içerdi, böyle giyinirdi.
Yanında cariyeler olur, çıplak cariyeler. Hep Osmanlı'ya bak, Türk filmlerine. Nasıl, ne derlerdi ona? Yeşil? Yeşilçam. Yeşilçam filmlerine bak. Hep bize böyle öğrettiler, azar azar öğrettiler. İlk önce seni cahil bıraktılar, sonra yeni bir tarih ortaya koydular. Ve o tarih yüzünden, yani gençlerimiz bugün geçmişini bilmiyor. Geçmişini bilmediği için gelecekle alakalı kararlar alamıyor. Gelecekle alakalı sağlıklı düşünceleri yok maalesef. Dediğiniz gibi az önce, Çin yazısını değiştirdi mi? Hayır. Hala saçma sapan yazıları var, hiç kimse anlamıyor. Hiç kimse anladığı bir yazı değil yani. Yok, kimse anlamıyor. Japonya, Çin, işte orada. Amerika değiştirdi mi? Yok, onları beğenmedi. Öyleydi zaten. Araplar yok, Arapların yazısı da hep aynı. Peki, dünyada söz sahibi olanlar kimler? Amerika yazısını değiştirmedi. Çin, aynı yazısını değiştirmedi. Suudi Arabistan, Katar, Dubai üçgeni. Yine söz sahibi bunlar. Büyük zenginler yani, öyle ufak tefek görünüyorlar ama evet. Yazısını değiştirmedi. Biz, Osmanlı İmparatorluğu. Hocam biz de değiştirmedik ki. Yazısını değiştirdi, Latin alfabesine geçti. Biz değiştirmedik ki, Osmanlı da değiştirmedi. Eğitim sisteminin her şeyini kökten değiştirdi, sanki bizim geçmişimiz 100 yıllıkmış gibi gösterdiler. Evet. Gelinen noktaya bak. Evet. Biz dünyada ne kadar lideriz, ne kadar ilerideyiz ve ne kadar teknolojiye sahibiz. Gelelim Almanya'ya. 1960'lara kadar Almanya'da büyük savaşlar olmuş. Ve 1960'tan sonra toparlamaya başladı kendisini. Ve kendisi bizden ne kadar ileride. Hani eleştiriyorlar ya, onlara cevap olarak söylüyorum. O yüzden geçmişimizi iyi bilmemiz gerekir. Bugün İsrail'e destek olanlar, konumuz İsrail, ben oraya Filistin, oraya geliyorum hep. Bugün İsrail'e destek olanlar Filistin halkına ihanet ediyorlardır. Aynen öyle hocam. Bunu sakın unutmayın. İsrail bugün katliam yapıyor. İsrail bugün terör devletidir. İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail bir teröristtir. Tabii. Orada Filistin devleti vardır. Eğer Filistin tarafından bir harekat, bir operasyon yapılıyorsa bu operasyondur, saldırı değildir. Bunu böyle bilin. Ve kendi topraklarında adaleti, düzeni getirmek için savaşıyorlardır bunlar. Evet. Çünkü orada yaklaşık 3,5 milyon insan var. Onlara zulüm yapılıyor. Şimdi şu da geldi aklıma hocam. Hep böyle konuşmaya açıyor. Bugün İsrail'i destekleyenler. Şöyle bir düşünün. İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'un etrafı da Yahudiler toplanmış, çevirmiş. Baskı altındasın. Albukaya almışlar seni. Hiçbir şeye ulaşamıyorsun teknolojik aletlere. Onların istedikleri kadar yaşam hakkın var, yoksa yok. Böyle bir şey içerisinde ne kadar yaşayabilirsin? O baskı içerisinde ne kadar durabilirsin? İşte orada 3 milyon insan yaşıyor. O insanlar duramadılar, artık yeter. Bir de bu baskıyı yapmayın, biz kendi topraklarımızda özgür yaşamak istiyoruz deyip operasyon başlatıyorlar. Bunu böyle bilin yani. Mevlam inşallah oradaki kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Ve bu operasyonu da başarılı bir şekilde bitirip kendi eski topraklarının tamamını hakim olmaya ikram eylesin Filistin halkına. Hocam şimdi tabii canlı anlık olarak haberler de geliyor. Şu anda zaten dün aslında şey oldu. 360 kilometrelik bir alan. Şu Gazze'nin ufak olan yeri var ya. Evet. Küçük olan yeri. 360 kilometrelik bir alanda diyor. 2 milyon Gazze'nin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek hangi insanidir? Ne savaş hukuku ne yeri var yani hiç. Yani ablukaya alınmış, elektrik kesilmiş. Su yok. Hiçbir şekilde su yok. Hiç yaşam şeyi yok. Verimi. Ve girmesi de yasak yani. Ve benim kızdığım nokta da kimse de bunlara bir şey demiyor. Diyemiyor. Niye? Çünkü Müslümanlar yok ki. Yok ki. Müslüman devleti yok. Hala içimizde bazı insanlar ya bu adamlara destek veriyorlar. Siz nasıl bir insansınız ya? Yani insan mısınız yoksa insan görünümlü yaratık mısınız? Ben çözemedim ya. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi neden Filistin bu hale geldi? Bu kadar toprak kaybetti. Niye? Bunlar Müslüman. Eğer bu Müslümanlar İsrail'in yaptığı şeyin aynısını onlara yapsalardı burada İsrail devleti diye bir şey olmayacaktı. Yahudi olmaz orada. Yahudi olmayacaktı. Nasıl olmayacaktı? Müslümanlar aynı şekilde İsrail kadınlarına, çocuklarına hiç fark etmez yaş, kadın, çocuk bu şekilde karşılık verseydi orada İsrail devleti bir şey olmazdı. Hitler 1 milyon Yahudi'yi yaktı Almanya'da. Aynı şekilde Müslümanlar da Yahudilere böyle yapsaydı yine orada bir tane Yahudi bulamazdınız. Ama
Müslümanlık bunu gerektirmiyor. Allah ne diyor savaşta? Çocuklara karışmayacaksın, kadınlara karışmayacaksın. Burada sadece ama İsrail ne yapıyor, Yahudiler ne yapıyor? Peygamber katili bunlar ya. Bunlar çocuklara öyle sivil, çocuk, kadın fark etmez. Bu şekilde olduğu için bu şekilde yerleştiler. Müslümanlar da kör, sağır, dilsiz olduğu için bütün dünya devletleri, Türkiye dahil olmak üzere. Şimdi Azerbaycan hep kardeş ülke, kardeş devlet diyorlar ama sakın inanmayın. Çünkü Azerbaycan içinde Ermeni dolu, Yahudi dolu, İsrailli dolu. Şimdi İran da aynı şekilde. Sakın İslam Müslüman devleti demeyin yani. Yok Arabistan mı? Yok, 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 başka yok. Bir Türkiye vardı. O da şimdi kör, sağır ve dilsiz olmuş. Ha konuşma var, kınama var. Niye gemi buraya geliyor? Konuşuyor da. Milletvekilleri, başkanlar konuşuyor. Ama sadece konuşuyor. Kınama var. Sadece kınama var. Hiç somut adım yok. Türkiye'de bir boykot yok. Türkiye'de boykot yok, adım yok. Türkiye devleti en azından, hükümeti bir boykot yapsın ya. İsrail adına bir tane boykot yapsın, başlasın. Bak bütün halk nasıl boykot yapıyor. Öyle değil mi hocam? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi az önce Furkan hocam haberi oku diye verdi de bana. Şimdi İsrail için Amerika gemisini gönderiyor. Büyük devasa gemisi. Evet. İngiltere'de İngiltere İsrail'e destek için bölgeye kraliyet donanması gemileri ve casus uçaklarını gönderiyor. Evet. Bakın. Kaç yıldır burada savaş var değil mi? O kadar Filistin halkına her yıl eziyet edildi. Hangi Müslüman devlet ben buraya gemimi gönderiyorum da Filistin desteklesin dedi? Hiçbiri çıkıp da böyle bir düşünceye bile girmediler. Evet. Bugün Gazze kendi haklı topraklarında operasyon yapıyor diye daha hemen ikinci yani başlattığı daha yeni ilk defa böyle bir şey yapıyorlar. Yıllardır böyle bir şeye kalkışmıyor bunlar. Evet. Hemen Amerika, İsrail bütün donanmasını buraya yığabilecek güçte. Nasıl getiriyorlar? Uluslararası sulardan getiriyorlar değil mi? Kardeşim bu uluslararası suları sadece siz mi kullanıyorsunuz? Suudi Arabistan da kullansın. Göndersin gemilerini. Türkiye'ye de göndersin.